Yatırımda deneyimin adresi Gedik Yatırım sunar. Fenerbahçe Konya Spor karşısında 2 birlik mağlubiyet aldı. Konya Spor ligin en e, doğru top oynayan takımlarından birisi. Net. Hep övdüğümüz Hı -hı. işte Karagümrük gibi, Hatay Spor gibi. Konya Spor da ligin değerli takımlarından birisi. E, aslında oynadıkları oyun, aldıkları skor çok da böyle aa nasıl olur bir sonuç ya da skor değil. Bir de bu oyunun sadece isimlerle oynanmadığını gösteren takımlardan evet. bir tanesi. Ya, onu da söyleyecektim aslında hem Beşiktaş için hem Fenerbahçe bölümünde hazır geri gelmişken söyleyeyim. Şimdi Klopp'un e, kitabının, kitap yani Klopp'la ilgili yazılan kitaplardan bir tanesi Türkçe'ye çevrildi. Zaten bir tane var hmm. Türkçe'ye çevrilmiş. Bu kitap ilk oldu. Profilden çıktı tavsiye ederim. Orada Klopp'un ilk işte e, Mainz'da oyunculuktan teknik adamlığa geçiş döneminde Wolfgang Frank'la çalıştığı hmm. günlerde anlatılıyor. Ve Frank'ın oyuncularına şunu söylediği yazıyor kitapta. E, her zaman iyi sistem iyi oyuncuları yener. O yüzden hani siz de sisteme bağlı evet. kalın. Klopp tüm teknik adamları boyunca buna bağlı kalıyor. Aslında bu maçlarda hem Hatay-Beşiktaş maçı hı hı. hem Konya-Fenerbahçe maçı bunun göstergesi. yani. İyi sistem iyi oyuncuları yener. Eğer oturup doğru konuşalım. Ko Fenerbahçe'nin futbolcuları Konya Spor'un futbolculardan bireysel olarak daha tercih edilebilir. E, tabii. Oraları isterler ama... Yani Konyaspor 11'inden Fenerbahçe 11'ine koyacağın oyuncu yok gibi. Şu anda var dersin ama hiç bu skorlar ama olmadan önce bu sistem işte vardı diye dörtüyor. Evet. Ditiyor. Aynen öyle. <laughs> aslında isteyeceğin şey sistem. Evet. Doğru teknik adamın uygulama metotları. Evet. Konya Spor'un Fenerbahçe'yi yenmesi. Gerçi Ahmet girebilir. Ya yine sistem söyletiyor. Kusava'nın yana girer. Yok yok girer. <laughs> Peki ilk başta ilk transfer olduğunda yani Fener'e mi transfer burada eder? Burada daha yükseldi. tabii. Evet. Gerçi bunlar hepsi Aslında Konya Spor'un dünden bugüne yaptığı bir süreç. Şimdi dedik ya skor ya da işte Konyaspor'un yenmesi büyük sürpriz değil, sürpriz değil. Beklenmedik bir şey değil ama yapış şekli, kazanma şekli biraz sonra anlatacaklarımla beraber yani göz göre göre olması Fenerbahçe cephesinden, Konyaspor cephesinden her şey yerli yerindeyken halbuki hatta şunu da söyleyebilirim. Bence Konyaspor biraz daha cesur oynasaydı maçı daha farklı kazanabilirdi. Yani ortam çok müsaitti ama skoru koruma içgüdüsü erken gelen skoru normal Biraz sonra konuşacağımız Fenerbahçe için nasıl böyle olduğunu dedirtiyor, neden Pereira'nın bu kadar çok eleştirildiğini, neden hep üçlü'nün e, hedef tahtasına oturtulduğunu mantıklı bir şekilde anlatmaya çalışacağız. Ya şimdi Fenerbahçe canlı yayında söylediğim gibi e, maçtan sonra canlı yayındaydık. Şöyle bir durum var, uzun zamandır 10 maçtır. E, Evet mesela Konyaspor ikinci yarısında da Fenerbahçe bir geri dönecek kadar bir oyun oynadığı gibi gözüküyor. Daha doğrusu pozisyonlar buldu. Ama bu e, oyun olarak mı, sistem olarak mı bir şeyler değişti de öyle oldu. Yoksa kalite girdi. İrfancan'dan bahsediyorum. İrfancan kalitesi girdi diye mi bir şeyler değişti? Valencia ekstra bir enerji sarf etti diye mi bir şeyler değişti? Sanki bireysel performanslar daha fazla ön plana çıkıyor. İrfan Can gibi bir kalite girdi. Valencia isyan etti skora. Bir geri dönme ihtimal oldu eksik kalmasına rağmen. Fenerbahçe'de gerçekten çok ezbere döndü. Hani tabii ki ezber oyun işler pozitif gittiğinde güzel bir şeydir. Kazanan bir oyun elde ettikten sonra oyun ezber olmasında hiçbir sıkıntı yok. Aynı oyun oynanmasında ama Fenerbahçe puan kaybederken de işler yolunda gitmiyor derken de aynı ezbere devam etmesi gayet problemli. Üçlü neden tartışılıyor? Mesela oradan başlayalım ki bu sezon başında sen söylüyorduk. Ee, tabii ki bir yani biz formasyonu ya bu üçlü demode kaldı ya dörtlü artık üçlüye dön gibi değil. Daha çok oyun tarzına bakmak lazım diyorduk her zaman dizilişten ziyade. Ee, Fenerbahçe oyun tarzında problemler başlayınca üçlüğün tartışılması daha da sertleşmeye başladı. Çünkü gerçekten insanlar bakınca e, o sezon başında olduğu gibi üçlü stoper attığında şurada prese destek verirken görmeyince Kim burada o hani diyordum ya gizli altı numara gibi görmeyince Salay Şuralarda, Sistema'da şuralarda top kazanırken görmeyince o zaman daha çok sorgulanır. O zaman neden bir kişi eksik oynuyoruz denilir hücum hattında. Ki, özellikle kolonya karşısında Fenerbahçe ikinci yarıda yaptığı şey şuydu. İrfan Can kalitesi dışında e, ceza sahasını daha fazla adamla zorlamaya başladı. E, otomatikman sayısal üstünlük e, olmaya başladı ceza sahasında ve pozisyonlar geldi. E, o zaman insanlar şunu sorar gayet de. Yani, e, madem şu üçlü stoper attı şuraya pres desteği vermiyor, o kompaktlığı sağlamıyor. Bir tane adam eksiltip en azından günü kurtarmak için sağ stoper eksiltip, biraz daha dörtlüğe dönüp o oyuncuyu da e, hücum hattına ya da merkeze yani e, rakibi çevreleyecek bir oyuncu daha eklemek hücumda daha mantıklı olur. En azından sayısal üstünlük bir artı bir adam daha fazla olur belki daha fazla pozisyona giderdiğini diye düşünülür. Ki bu sorgulayanlar da haklıdırlar. E, Fenerbahçe'de maalesef e, maçların kaybedilmesiyle, puanların kaybedilmesiyle birlikte üzerine artık bir şey koymadığı da günde günden güne ortaya çıkıyor. Yani ne bireysel oyuncu kazanımı var, ne sistemin üstüne bir tutulduğu yerde. Durdu bir. Durdu ve skorda sonuç da gelmiyor. Tabii bu Şu anda kontağı kapatmış bir gözüküyor. Duran arkadaşlar. noktada da rakipler çözmeye başladı. Yani şimdi Fenerbahçe taraftarında ya da Fenerbahçe camiasında şöyle bir fikir var ya, işte Pereira'nın belli başlı doğruları var bu doğruların değiştirilmesi lazım değiştirmiyor. Çünkü bazı teknik adamlar bunlar genelde Bielsa metodu denir buna. Bir A planı vardır ve B planları genelde A planının üzerinden gider. Yani tamamen farklı bir B planı yapmazlar. Çünkü Bielsa Crespo'yu oynatmadığı dönemde Arjantin'de işte bu sorulmuş. Ya neden bir Crespolu B planına geçmiyorsunuz diye? Bielsa da demişti ki benim için A planı vardır. Ondan sonra da daha iyi a planı, ondan daha iyi a planı ya da daha iyi a planı vardır. Şimdi hani Fenerbahçe diyor ya keşke Bielsa gelseydi. Ya yani Bielsa Pereira'nın çok çok daha üst modeli. Ama şimdi Bielsa'nın 3 3 1 3'ünde de tartışılabilir üçlü. Buradaki 3 4 3'te. Ama hiçbir şey futbolda da hayatta da tek başına iyi ya da kötü, güzel ya da çirkin değildir. Beraberindeki şeylerle beraber güzelleşir ya da çirkinleşir durum. Ve doğal olarak denge önemlidir. Fenerbahçe'nin oyununda iyi şeyler vardı. Neydi bunlar? Savunma hattı oturmuştu. Tisserand, Kim Minje ve Salay. Biz bunu övüyorduk. Hı hı. Ya da işte e, Ferdi kazanımı vardı. Kanat bekine evrilmişti. Ancak bunlar biz hep şuna vurgu yapıyorduk ya gelişiyor, hı. oluyor. Bir noktada bu dengeye ulaşacaktı bizim dünyamızda ve dengeye ulaştıktan sonra evet iyi olacaktı oyun. Ama dengeye ulaşmadan bu sefer ön taraf yani başka bir tarafı bozmaya başladı Pereira tercihleriyle. Yani şimdi Çin'deyken 3-4-3 kullandı, olmadı 4-3-3, 3-5-2, 4-4-2. Ya yani bunlar hep bir dengeyi bulmak içindi. Fenerbahçe'ye gelirken internet sitesinden yapılan açıklamada bunlar vurgulandı. Biz de bunları yapacak dedik. Bunları yapmasını bekliyoruz. Yapmaya çok yakın dedik ama söylemlerle eylemler artık birbirinden kopmaya başladı. Şimdi oyuncu değişiklikleri de tamamen Fenerbahçe'nin ne beklentisini karşılıyor? Ya dedin ya buradan bir eksik hücuma. Bu aslında oyunun genel prensibidir. Ha, ve Fenerbahçe yani bir zamanlar şöyleydi. Daum zamanı bir Konya Spor maçı vardı. Buraya hep 3 tane 4 tane maç çıkardım. Bak Konya Spor maçı dakika 72 skor 2-2. Fenerbahçe'de çıkan oyuncu Aurelio ve Kemal. Bu oyuncular merkez hmm. oyuncular. Giren oyuncu Rebro ve Yusuf. Ve sonra skor Sahadaki oyuncularda da 70'ten sonra Tuncay, Fanoidonk, Serhat, Rebro, Yusuf. Skor almak için teravacı bu değişikliği yapar. Bursa spor maçı 1-1. Çıkan oyuncular Ümit Özat'la Selçuk Şahin. Giren oyuncular Kemal Aslan'la Yusuf Şimşek. Sahada Tuncay, Pierre Fanoidonk, Rebro, Yusuf, Serhat. Bu şekilde sahada kalıyor. Mustafa Denizli zamanı hatırla. 3-5-2 oynuyordu takım. O takım 3-5-2 ile şampiyon oldu ama oyuna nasıl hamleler geliyordu? Libero o gün çıkıyordu. Baliç giriyordu. Hı hı. Ali Güneş çıkıyordu. Sağ kenar oyuncusu ya da iç oyuncusu Lazetiş ile değişmeli oynanlardı. Rapaiç giriyordu. Yani bir kenarda Rapaiç oluyordu. Bir kenarda Lazetiç oluyordu. Revivo oluyordu. Kenat Anderson Diliğin oluyordu. gibi en sayısal üstünlüğü evet. sağlıyor. Evet. Rakip o takımda üçlü oynuyordu. Orta sahadan birini ya da işte Petrov'u soldan, Petkov'u soldan içe çekiyordu. Yani hep bir ofansif reaksiyon vardı Fenerbahçe'de. Hı yani işler iyi gitmediği zaman. Bu Ersun Yanal döneminde daha genç arkadaşların net hatırlayacağı işte kayıt, sov, herkesin sahaya atılıyor. Guiza döneminde bile yani şöyle bir şey hatırlıyorum yani. Guiza var. İşte belki oyuncuları yanlış hatırlıyorum ama Semih giriyor. işte Alex arkalarında Alex. Abi Fenerbahçe'de bir ön üçlü var. Bir de arkada yedili var. Abi yani son bir... yalan döneminde Beşiktaş derbisi o şampiyon olan sezonda 3 e, santrafor oynuyordu 3 forvet daha doğrusu. Derbi'de düşün. Forvetlerden biri e, kırmızı kart gördü ama oyuna sonradan bir forvet daha attı Hı. hoca. 10 kişi kalmasına rağmen o 3 forveti değiştirmemişti. Yani bu Fenerbahçe reaksiyonudur. Alıştığımız yani şaşırmayız Fenerbahçe'de 5 tane 6 tane ofans oyuncusunun skor almak için sahada olmasına. Fenerbahçe bundan da uzaklaş. Şimdi ee, rakibi sürekli saha dışında aramaya başladı Fenerbahçe. O enerjiyi saha içine yansıtamadı. Saha içinde başına gelen her şeyin kendisi dışında gerçekleştiğine inanmaya başladı. Oyun eleştirisi yapmadı. Üçüncü aşamaya geçti Fenerbahçe. Fenerbahçe Fenerbahçe reaksiyonlarından uzaklaşmaya başladı. Normal bir takım gibi reaksiyon vermeye başladı. Abi 0 geriye düştük. Ne yapalım? Hadi işte. Stoper çıkaralım, stoper sokalım, sol kanat çıkar, yoruldu çıkaralım. Abi öyle bir şey değil mi? bu. Bu dediğim mesela maç akışı dışında, maç başlangıcında da e, kötü bir görüntü değil mi Fenerbahçe için? Mesela herkes birçok Fenerbahçeli takımın mevcut durumunu görünce, Konya mevcut durumunu görünce ya diyorlardı ki bu maç biraz zor geçebilir. Ve hakikaten maç başlıyor ve zor geçiyor. Evet. Yani başlangıçta da o reaksiyonu göstermemek bence e, Fenerbahçe forması bu gibi kötü durumlarda başlangıçta itibaren aslında o reaksiyonu göstermesi lazım. Yani oyun akışında da değil, evet. o ikinci yarıda da değil. Hayır yani biz de Fenerbahçe'yiz, evet rakip zor, biz kötü gidiyoruz ama başlangıçta Hakem Dödü'yü çaldığı anda o reaksiyonu görmemiz lazım bence. Ya, o kabullenmemeyin. Davum dönemi hatırlarsın, toprağı bol olsun, Enke'nin kalecisi oldun 3-0'lık maç. Ee, Yordan oldu sanırım İstanbul Spor'da yanlış hatırlatabilirim. Abi o maçtan, o maçı hepimiz hatırlıyoruz da o maçtan sonraki iki maçı hatırlıyor musun? Fenerbahçe iki maçta 10 ya da 11 tane gol atmıştı. Elazığ'ı falan 7 tane atmıştı. Evet. Ya bunlar hepsi sadece Fenerbahçe'ye özel değil. Beşiktaş'ın da reaksiyonu budur. Trabzon Gaz. Yani bu takımlar bu DNA'larla gelişmiştir. Yani 1907'lerden, 3'lerden, 5'lerden beri böyle şey oynar yani aktif oynar. 30 yıllık tecrübesiyle yatırımlarınızı yöneten Gedik Yatırım sundu.